Kuşkusuz ki İsa Mesih yeryüzüne gelmiş geçmiş en büyük, en usta öğretmendir. Yalnız birçok insan İncil'i okuduğu zaman şunu diyorlar, ya bize hikaye gibi geliyor, anlayamıyorlar. Bu neden böyle, anlatır mısınız? Şimdi aslında bu vahiy anlayışından kaynaklanıyor. Yani en fazla zaten zorlandığımız konu o, en fazla da açıkladığımız konu o. Yani insanlar ilk İncil'i okuduklarında diyorlar ki bize hikaye gibi, bir roman gibi geliyor. Şimdi biz toplum olarak, mesela Orta Doğu toplumu kesinlikle Allah'ın vahiyleriyle haşır neşir olan bir toplumuz. Yani gerçekten lütuf altında yaşayan bir Orta Doğu vardır. Özellikle mesela Tevrat, bunu yapma, şuna dokunma, işte bunu tatma diye bir sürü emirlerle kesinlikle gelmiştir. Onun için insanların kafasında yalın ve sert buyrukların olması gerektiği, ama İsa Mesih'in sözlerine baktığında, yani İncil'in mesajına baktığımızda kesinlikle öyle bir şeye rastlamıyoruz. Yani neden peki? Çünkü insanın yüreğini bilen Allah'ın kendisi önce şeriatla bize kendi günahımızı gösterdi. Ve bu günahtan kurtulmanın kesinlikle şeriatın o maddelerinden kaynaklanmadığını Allah biliyordu. O yönden Mesih'in kendisini gönderdiğinde Mesih onların seviyesine indi. Bizde bir laf vardır. Mesela çocukla çocuk, büyükle büyük olan. Mesih o alçak gönüllüktedir. Yani insanların ta yüreklerine kadar inecek seviyeye kadar kendini alçalttı. O yönden mesela ilk önce tabii ki biz Matta'ya baktığımızda, sadece Matta bölümünde 13. bölüme kadar aslında Mesih kesinlikle benzetmeler kullanmıyor. Yani benzetme kullanmadan yalın bir şekilde göklerin egemenliğinden bahsediyor. İşte cennete nasıl girileceğini anlatıyor. Ama orada din bilgileri, Ferisiler, Sadukiler acayip bir şekilde Mesih'i aşağılamaya başladılar. Mesih'i aşağılamaları Mesih'i incitti mi? Tabii ki incitebilir. Ama Mesih'in benzetmelere geçişi kesinlikle ondan kaynaklanmıyor. Neden? Çünkü onlar gördükleri halde gerçekten kör gibi davranıyordular. Kör gibi davransınlar hiçbir problem değil. Ama o kör gibi davranmaları o ruhta yoksul olan insanlara da zarar veriyordu. Mesela insanlar saf, temiz bir yürekle Mesih'i dinlemeye geliyordular. Ama bu insanların o anormal bir şekilde Mesih'e hakaret edişi o insanları da etkiliyordu. O yönden Mesih benzetmelere başvurdu. Neden? Bu da büyük bir lütuftu. Hem gerçekten onlara bir belirtiydi. Siz gözünüzü gerçekten gördüğü halde kör ediyorsunuz. Hem de o Mesih'i bekleyen alçak gönlü, o verimli insanlara da Mesih'in direkt bir şekilde sözünün onların yüreklerine hitap etmesi için bir lütuftu. İlk işte benzetmelerden bir tanesi tahıl, yani şeye, buğday benzetmesidir. Onun için Mesih kesinlikle, biz bakıyoruz Mesih hiçbir zaman bir kitap yazmamıştır. Ama Mesih'in en büyük mükemmelliği insanların içerisinde güncel bir şekilde yaşamıştır. Mesela benzetmelere baktığınızda mesela hardal tohumundan bahseder. Ben inanıyorum ki o zaman o kırlarda gezerken bir hardal tohumuna veya bir hardal filizini aldı, onlara benzetmeyle Allah'ın egemenliğini anlatmaya başladı. Bir kenardan geçerken farklı bir benzetme gördü veya işte farklı bir güzellik gördü. Onun için hep böyle insanlara göklerin egemenliği, yani cennetin kapısını göstermek için farklı bir şekilde yaklaştı. Benzetme derken ne demek istiyoruz? O kelime bize yabancı geliyor, farklı bir şeyler çağrıştırıyor sanki. Anlatır mısınız? Aslında benzetme bize farklı bir şey çağrıştırmaz. Çünkü bizim bu Orta Doğu'da mesel, mesela babalarımızdan, dedelerimizden hep o şekilde duyduk. Ben size bir mesel anlatayım derler. O zaman geçmişte bir öykü anlatırlar. Tabii bu öykülerin hiçbiri gerçek dışı değildir. Mesih'in anlatmış olduğu mesellerin, yani benzetme diyelim, benzetmelerin hiçbiri kesinlikle olmayan bir hikaye değildir. Olmuş gerçekten ve insanları mükemmel bir şekilde uyandıracak mesellerdir. Yani o yönden bir lütuftur benzetmeler. Mesih'in anlatmış olduğu ilk benzetmeye geçelim. Ben Matta 13. bölüm 3. ayetten birkaç ayet okumak istiyorum. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. Bakın dedi, ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, kuşlar gelip bunları yedi. Kimisi toprağa az, kayalık yerlere düştü.
Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin. Evet sevgili izleyiciler, bugün aslında bu toprağın, bu tarlanın içerisinde olmamızın ana sebebi İsa Mesih'in benzetmelerine odaklanmak ve İsa Mesih'in benzetmelerdeki amacını biraz daha su üstüne çıkarmaktır. İsa Mesih'in kendisi insanlığa gerçekten harika bir sevgiyle bağlı ve insanların yüreklerini kendisine göstermek için tarlada gezerken bağların arasında farklı yerlerde insanlara Allah'ın olan mükemmel olan mesajını aktarmaya çalıştı. Bugün biz bu tarlanın içerisinde Mesih'in tohum benzetmesi adı altında anlatmış olduğu 4 tane yürek şeklini izah etmeye çalışacağız. Tohumcunun diyor biri tarlasına ekin ekmeye gitti ve ekini atarken doğal olarak siz de biliyorsunuz ki tohum saçılır ve bu saçılma esnasında bazıları bereketli toprağa, bazıları dikenler arasına, bazıları yol kenarına, bazısı da toprağı üzerinde olup tam altında kaya olan yere düşer. Bunlar ne anlama geliyor? Mesih'in kendisinin ağzından ve düşüncesinden, o fikrinden bugün bakmak için gerçekten bugün tarladayız. Çiftçi doğal olarak tohumu attığında bunun bir kısmı bereketli toprağa, bir kısmı yol kenarına, dikenler arasına ve kayalık yere düşebilir. Bizim burada bahsettiğimiz şu anda yol kenarına düşen tohumdur. Ve burada tohum kesinlikle işlevsiz kalacaktır. Neden? Çünkü burayı çiftçi sürmemiştir. Burası yoldur. Biz yol dediğimizde kesinlikle tarlaların kenarındaki büyük yolları kastetmiyoruz. Her iki tarlanın arasında bile yollar vardır. Bu iki tane tarlanın birbirinden ayrılmasını sağlar. Onun için bu yol da tarlanın kenarında olan ve insanların genelde tarlaya girmeden yolun kenarında yürüdüğü yollardır. Mesih işte bu yollardan bahsediyor. Yoksa yol ana yol veyahut arabaların veyahut atların geçtiği yollar değildir. Onun için Mesih'in kendisinin kastettiği insanların yürürken sertleştirdiği ve tohumların üzerinden aşağıya inmediği toprak yollardır. Yani bunların kesinlikle patikalardan söz ettiğini biz burada İncil'den anlayabiliyoruz. Burada geçen insanlar vardır ve bu toprak ezilmiştir. Ve ezildiği için aslında bu farklı bir yüreği gösteriyor. Yani burada insanın ne kadar ezilen bir yürekle Mesih'in sözünü dinlediğini biz burada resmediyoruz. Mesih'in kendisi resmediyor. Bu kişi duyduğu sözü hemen heyecanla kabul edebilir. Ama burada o heyecanın altında bir derinlik yoktur. Ve kişinin geçmişiyle aslında ilgili bir problemdir. Yani kişinin kendi karakteri çiğnenmiştir. Ve duyduğu söz belki kesinlikle ilk etapta kendisini etkilemiştir. Ama sonra ön yargılar, geçmişten olan o acılar sözün derinlere işlemesini engellemiştir. Bu yönden yol kenarındaki tohum nasıl kuşlar tarafından bir süre sonra üstü toprakla örtülmediği için alınıp götürülüyorsa kişiden de bu tohumlar şeytan tarafından alınıp götürülecektir. Ve ikinci örnek ise yolun üzerinde gerçekten hemen kenarında olan değerli toprak gözüküyor. Ama bu değerli toprak kesinlikle altında kaya barındırır. Tohumu ekersiniz ve tohumun işleyebilmesi için toprağın derin olması lazım. Ama biz burada toprağı kazdığımızda altında kaya çıktı. Onun için bunun verim vermesi mümkün değildir. Neden? Üzerindeki toprak çok azdır ve burada indiğinde kök kayaya gelip takılacaktır. Evet, diğer bir toprak türü de dikenler arasına dökülen
tohumları aslında boğan bir toprak türüdür. Yani dikenlerin içerisine haliyle tohum düştüğünde kesinlikle bu tohum sağlıklı bir şekilde açığa çıkıp da meyve veremeyecek. Yani bu tohumunu tekrar yenileyemeyecek. Neden? Çünkü bu toprak bu dikenlerle gerçekten vitaminini zaten kaybetmiştir. Ve bu toprak sadece dikenleri besleyecek. Belki tabii ki tohum biraz yetişebilir ama bundan sağlıklı bir tohum almamız mümkün değildir. Peki bu hangi yüreği simgeliyor veyahut hangi yüreği anlatıyor? İşte hemen sözü işittiğinde, Mesih'in ağzından çıkan sözü işittiğinde sevinçle kabul edip bir anda iman ediyorum diyen bir yüreği simgeliyor. Ama ne yazık ki dünyasal kaygılar, işte farklı arzuları nasıl bu dikenler bu toprakta çıktıysa onun da farklı kaygıları vardır. O kaygıların altında gerçek imanın büyümesi mümkün değildir. Bu kaygılar ne olabilir? İşte ailede reddedilme kaygısı, korkusu olabilir veyahut iş hayatı onu tamamen alıp götürebilir. Farklı bir arzusu veyahut internet farklı arzular onu dünyasal bir şekilde bağlar ve onu boğar. Kişi imanlı olduğunu söyleyebilir ama bu iman çok cılızdır ve zayıftır. Onun için bu imanın da köklenmesi veyahut dayanması o sıkıntılara mümkün değildir. Dördüncü toprak ise verimli olan bu topraktır. Bu toprak çok derinlemesine sürülmüştür, hazırlanmıştır ve tohum için kesinlikle hazırdır. Onun için bu sözü işiten kişi anlamını bilerek bilinçli bir şekilde iman eder ve bu söz de onun yüreğinde çok harika bir şekilde meyvesini verir. Ve bu kişi toprağını hazır tuttuğu için, ön yargısız bir şekilde söze yaklaştığı için ve asla ve asla bilmediği bir şeyi değil, bildiği bir şeyi kabul ettiği için kesinlikle değişir. Yüreği harika bir şekilde verim verir. Bunun 30, 60, 100 kat Mesih'in dediği gibi ürününü görebiliriz. Bu toprakta bile farklı ürün şekilleri vardır. Bazısı gerçekten tamamen kendisini derinleştirdiğinde 100 kat verebilir. Ama bazıları da yine 60 veya 30 kat verim verebilir. Bu bizim yüreğimizi gösteriyor. Yani kesinlikle bir Mesih'in insanları ayırt etmesinden veyahut öteki kılmasından dolayı değildir. Yüreklerimiz toplumun veyahut kendi ön yargılarımızın veyahut geçmişimizin yaralamasından dolayı kanamaktadır. Ve biz bu şekilde Mesih tarafından uyarılıyoruz. Kesinlikle bizim yüreğimize biz kendimiz güvenirsek ön yargılar veyahut insanların bize söyledikleriyle biz ön yargılı bir şekilde Mesih'in müjdesine bakarsak kesinlikle doğruyu bulamayacağız. Ama yok, biz ön yargısız bir şekilde araştıracağız veyahut Allah'ın gerçeğini bütün yüreğimizle arayıp bulacağız diyen bir düşünce aynı az önceki bahsettiğim toprak gibi harika bir şekilde Allah'ın iradesini açığa çıkaracak bir şekilde sizi ihya edecek meyvelerini göreceksiniz. O yönden toplumun ön yargılarına göre mi yoksa gerçekten ön yargısız bir şekilde her şeyi önümüze koyup ileride kesinlikle ben bundan sorumluyum diyen bir düşünceyle önünüze kelamı koyup incelemenin sonunda karar mı vereceksin? Bu size kesinlikle Mesih'in uyarısıdır. Bu insan uyarısı değildir. O yönden sen şimdi gerçekten yüreğini, hilelerini düşünerek Mesih'in sana bildirmiş olduğu müjdeye iman edebilirsin veyahut onu reddedebilirsin. Yuhanna 3.16'da kendi yargımızı kendimiz belirlediğimiz yazılıdır. Yani diyor ki Allah'ın kendisi insanları o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Ona iman edenlerin hiçbiri yargılanmayacak ama iman etmeyen kişi diyor ki iman etmeyen kişi kendisi zaten o yargıyı kabul etmiştir. Onun için ya yargılanmıştır ya da Mesih'in kanıyla aklanmıştır, düşüncesi vardır. Mesih'e iman etmek kesinlikle bu bereketli toprak gibi sizi harika bir şekilde ürünle tanıştıracaktır.
Tabii ki tohumu ekerken çiftçinin asıl amacı bol ürün almaktır. Ama bol ürün almak isterken o zaman elindeki tohumu mükemmel bir şekilde saçar. Tohumun bazıları yol kenarına gidecek diye elini kısmaz. Ama yol kenarına giden tohumdan kesinlikle bir verim beklemiyor. Neden yol kenarındaki tohumdan ürün beklemiyor? Çünkü toprak orada yolun üzerine düştüğü için kesinlikle kök salamayacaktır. Ve ikinci ise toprağın aslında altında bir kaya vardır. Sert bir kireç olabilir, farklı bir sertlikte olan bir toprak olabilir ama o kök salamaz. Onun için doğal olarak yol kenarına düşen tohum nasıl orada kalır, karıncalar veyahut kuşlar sonradan gelip onu götürürse, oradan ürün çıkaramasa, kayalık yere düşen toprakta da kesinlikle hemen bir filizlenme olacaktır. Ama filizlenme olduktan sonra kayanın üzerinden daha aşağıya inemediği için güneş o sıcağını verdiğinde aslında mahsulün o güneşten yararlanması gereken bir süreci devam ettirmesi gerekirken kök salamadığı için orada mahsul güneşin o sıcağıyla yanacaktır. Neden? Çünkü kökü aşağıya inmemiştir. Üçüncü toprak ise kesinlikle dikenler arasına düşen bir topraktır ki bu toprak, yani şu tohum dikenler arasında filizlenecektir. Ama o dikenler daha güçlü olduğu için kesinlikle verimi sağlıklı olmayacaktır. O da kuruyacaktır. Dördüncü toprak ise kesinlikle çok daha verimli, harmanlanmış ve taşı toprağı ayıklanmış, taşı ayıklanmış ve kökü, buğdanın kökü derinlere kadar gidecek bir topraktır ki bu da Mesih'in dediği gibi 30 kat, 60 kat, 100 kat ürün verecek bir topraktır. Şimdi tabii ki bunun ruhsal bir anlamı da olması gerek. Mesih burada ruhsal olarak bize ne anlatmak istiyordu? Tabii aynı şekilde zaten öğrenciler de aynı şeyi soruyor. Neden mesela diyor ki öğrenciler gelip İsa'ya halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. O zaman Mesih'in kendisi 18. ayette şunu söylüyor. Şimdi ekinci ile ilgili benzetmeyi sizi dinleyin diyor. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir onun yüreğine ekileni söküp götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur, sözü işitir. Ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat. Yani burada Mesih çok harika bir benzetme anlatıyor. Önce yol kenarına, biz tabii ki çiftçi attı, orada yol kenarına düştü. Ne oldu? Karıncalar veyahut kuşlar gelip onu götürdü. İşte biz bazı insanlara İncil'i anlattığımız gibi Mesih de diyor ki ben anlatıyorum. Burada aslında dört toprak, dört yüreği baştan da söylediğim gibi anlatıyor. Birinci yürekte nedir? Hemen aslında işte dinliyor. Aslında merak ettiğini sen düşünüyorsun ama öyle değildir. Meraktan veyahut farklı bir niyetle geliyor. Ön yargılarla doludur. Ve söz aslında geliyor. Yüreğine konuyor. Ama bir ön yargı veyahut farklı bir şey düşündüğü için o söz daha derinlere işlemeden şeytan gelip o sözü alıp götürüyor. Aynı kuşların veyahut karıncaların o tohumu alıp kendilerine götürdüğü gibi. Kayalık yere düşende toprak çok azdır. Aynı ruhsal olarak. Adam sözü alır. Büyük bir heyecanla kabul eder. Ama ne olur? Hemen anormal bir baskı geldiğinde, çünkü neden? Kök kesinlikle yeterli bir şekilde aşağıya inmemiştir. Orada güneş nasıl kalkıp onu ısıttığında filiz kurursa bu insan hafif bir baskıyla kesinlikle imandan düşerdir. Dikenler arasında ise farklı. Aslında bir yönden kayalık yere düşen toprakla benzerlik vardır. Ama burada çok farklı kaygılar vardır. Dünyasal kaygı Mesih'in kendisi diyor. İşte ekonomik olarak farklı. Bir insan iman ettiğinde ilk etapta hemen kabul edebiliyor.
Diyor ki tamam ya, çok güzeldir. Çok harika bir şekilde Mesih bir kurtuluş veriyor. Ama ne oluyor? Dünyasal kaygı. Ya işte benim ailem beni terk edecek, veyahut işte eşim beni terk edecek, veyahut işten atılacağım, veyahut işverense ya işlerim kesinlikle ters gidecek, bana iş vermeyecekler diye bu kaygılarla, o zaman kesinlikle Mesih'in o mükemmel sözü, o tohumu ürünsüz kalacaktır. Dünyasal kaygı asıl cevheri o zaman yok edecektir. Ama bazı yürekler vardır ki kesinlikle Mesih'in kendisi ne mutlu ruhta yoksul olanlara diyor. Bu yürekler çok farklıdır. Neden? Çünkü Mesih'i gerçekten harika bir şekilde derin derin araştırır ve onu arzular, ona susamıştır. Bu sözü alır, mantıklı bir şekilde analiz eder ve yüreğine koyar. Bu topraklı bir şey, bereketli bir toprağa benzer ve bu kök ta istediği kadar derinlere işler. Hiçbir sıkıntı onun kesinlikle bu tohumunun ölmesine sebep vermez. Tam tersine ürün vermesini ve temiz bir şekilde üründen meyvesini göstermesini sağlar. Bu yönden bunlar 100 kat, 60 kat, 30 kat ürün veren kişileri resmediyor. Burada Mesih 4 tane yürekten bahsediyor. Gerçekten öyledir. İnsanlara baktığımızda buraya bir sürü insan geliyor. Yüzlerce, binlerce insanla tanıştım. Bu 4 yürege sahiptir. Bazıları kesinlikle ön yargıdır. Gelir sadece sataşmak için. İkincisi gelir farklı bir şekilde. Hemen ya gerçekten doğru söylüyorsun, İşte bu diyor. Ondan sonra bir bakıyorsun gelmedi. Üçüncüsü de ya ama işte ya şöyle olursa, ya ben böyle olursa, ya ben garanti istiyorum. Veyahut başka şeyler söylüyor. Ama bazısı da diyor işte ben bunu arıyorum. Ben bunu arıyorum. Gerçekten budur diyen imanla Mesih'te yürüyor. Burada bir ürün, bir meyve, bir verimlilik isteniyor bizden. İsa Mesih bizden nasıl bir meyve bekliyor acaba? Tabii ki mesela dünyasal hayatta, mesela nasıl 3 tane örnekte taşlar vardı, dikenler vardı. O zaman veyahut yol kenarındaki sertlik vardı. O zaman alçak gönüllü bir şekilde, halim ruhlu bir şekilde Allah'ın kendisine yaklaşmak lazım. Taşlardan temizlenmek ve kendimizi diri bir şekilde ona sunmamız gerekiyor. Yani bu farklı, 3 topraktan çok daha farklıdır. Yani tabii ki bir kademe vardır. 30, 60, 90, 100 kat ürün vermek. Ama bu bir yönden bize de bağlıdır. Toprağımızın gerçekten çok bereketli olabilmesi için o zaman temizlememiz lazım. Taştan, dikenden, sertlikten kesinlikle biz toprağı soyutlayıp tamamen Tanrı'ya, Tanrı'nın tohumuna, o sözüne kendimizi hazırlamamız gerekiyor. O zaman sevgili izleyici, gerçekten yüreğini İsa Mesih'e hazır hissediyorsan, yüreğini ona vermek istiyorsan, o zaten kesinlikle gelip yüreğinde seni değiştirmek, seni bu dünyada kendinle barıştırmak, ailenle ve çevreyle gerçekten harika bir ilişkiyle donatmak istiyor. Eğer buna hazırsan, şimdi yapacağım duaya sen de en sonda ağzından çıkar gibi, zihninle ve yüreğinle kabul eder gibi amin diyebilirsin. Ve aynı şekilde bundan sonra da duaya devam edebilirsin. Ben dua edeceğim, en sonda da sen kabul ediyorsan bu duaya amin diyebilirsin. Ya Rabbi sen, sana şükrediyorum ki gerçekten sen dünyanın kurtarıcısın. Sen bu dünyaya hakir insanlar, dışlanmış, yüreği boşlukta olan insanların her biri için, onların yüreklerinde esenlik, huzur, kendileriyle mükemmel bir uyumlu bir yaşam olsun diye geldin. Senin aslında gelme gibi bir mecburiyetin yoktu. Ama bizim esenlik ve kurtuluşumuz için kendi canını feda ettin. Sen çarmıhta saatlerce bizim günahımızdan dolayı acı çektin. O kadar hakarete uğradığın halde Rab, sana eza edenler için şefaatte dilendin ve baba onları bağışla, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar diye Allah'ın kendisine yalvardın. Bu kadar temiz bir yürekle geldin. Onun için ya Rab yalvarıyorum. Ben de bugün sana hayatımı veriyorum. Gel benim hayatıma gir ve beni düzelt. Çünkü kendi irademle, kendi yaptıklarımla, kendi kazancımla, kendi çevremle asla ben hayatıma bir şey katamadım. Kendimi düzeltemedim. Daha da berbat oldum. Onun için ben biliyorum ki Yaradanım sensin. Beni sen yarattın. Ancak sen gelip beni düzeltebilirsin. Toplumda gerçekten hem huzur içerisinde hem de saygın bir hayat yaşayayım diye benim önümü kesinlikle düzleyebilirsin. Onun için ya Rab bugün
Ben Ahmet Güvener'in duasına amin demek istiyorum. Bugün hayatımı sana vermek istiyorum. Ya Rab, lütfet, gel ve beni ihya et. Çünkü senin amacın insanların anormal bir şekilde acı içerisinde yaşaması değil. Senin amacın gelip bol yaşam, kurtuluş ve huzurla bu dünyada yaşayıp cennetin içerisinde kesinlikle garanti bir yaşam yaşamaktır. Onun için ben bunu kabul ediyorum. Bu duaya amin diyorum. İsa Mesih'in görkemli ve kutsal adıyla. Amin. Evet sevgili izleyici. Sen de amin diyorsan ben iman ediyorum ki İsa Mesih gelip senin hayatında seni harika bir şekilde değiştirecek ve seni ihya edecek. Rab seni bereketlesin.